الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف O sabah bizde 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlayacaktı ama deprem gerçeğiyle, o korkuyla, infialle hepimiz sabaha merhaba dedik. Çok canlarımızı kaybettik. 50 bin üzerinde canımızı kaybettik. Tüm kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tüm imkanlarıyla sahada oldu. Vatandaşımızın yaralarını sarmak için, derdini iyileştirmek için, derdiyle hemhal olmak için o sabahın ilk saatlerinde Türkiye'nin her noktasından öğretmenlerimiz harekete geçti. Bakanlığımız tüm ekibiyle birlikte bakan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, diğer illerdeki il müdürleri sahaya geldiler. MEP AKUP ekipleri 5000'in üzerinde MEP AKUP ekibi sahaya geldi. Arama kurtarma çalışmalarına destek oldu. Tüm illerimiz bölgedeki okullarımızla, illerimiz, ilçelerimizle eşleşerek bu travmanın hızlı bir şekilde atlatılması, acıların, yaraların sarılması için büyük efor sarf ettiler, büyük çaba sarf ettiler. Günlük 2 milyon sıcak yemek kapasitesine ulaştı bizim okullarımız. Sadece depremdeki etkilenen o vatandaşlarımızın sıcak yemek ihtiyacını karşılayabilmek için. Günde 1.8 milyon sıcak ekmek üretebilir hale geldi. Meslek siteleri, uygulama otelleri ve diğer üretim yapan merkezlerimiz. Sobalar üretildi, uyku tulumları üretildi. İhtiyaç duyulan her üretim yapılarak ilgili noktaları da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuldu. Öyle sizin gibi öyle güzel insanlar vardı ki sahada, o kıymetli öğretmenlerimiz. Üretimi bir kenara bırakın. Vatandaşımızın çadırlara yerleşimlerinde destek oldu. Malzemelere gelen malzemelerin tasnifinde destek oldu. Hayatın normal akışında vatandaşın ihtiyacı ne varsa öğretmenimiz oradaydı. Gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz bakanlık olarak. İnşallah devlet, millet, öğretmenlerimiz, herkes el ele vererek bu yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Ve çok hızlı bir şekilde yepyeni günlere merhaba diyeceğiz. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık.